Astronomide haftanın olaylarını konuşacağız. Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ethem Dermanlı hoş geldiniz efendim. Hoş Merhaba. bulduk. Merhaba. Yine elinizde güzel güzel yazmışsınız. Notlarınız var, kağıtlarınız var. Galiba bu hafta çok olaylar mı var? Yok aslında yani hem çok olay var hem konuşacağımız çok şey var. Geçen haftadan kalanlar var. Geçen hafta konuşturmadınız beni hatırlıyor musunuz? Demek ki vaktimiz yetmemiş. Vaktimiz dardı onun için zamanımız dardı. Ben şeyden bahsedeyim bugün. Bilimin halka taşınması çok önemli bir kavram şu anda. Son yani bir 10-15 senedir bu konuda çok çalışılıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde, bizim ülkemizde, daha geri kalmış ülkelerde de bu konu çok çok önemli. Bu konuda ben Amerika'da yapılan bir çalışmayla söze başlamak istiyorum. Zoo İngilizce'de biliyorsunuz hayvanat bahçesi demek ama şimdi o kadar güzel böyle zoolu şeyler açıyorlar ki web sayfaları. Bunu açarken de şunu düşünüyorlar. Ben bilimi halka götüreceğim, halka bilimi öğreteceğim faslını biraz ileriye götürdüler. Artık bu halktaki bu bilime meraklı kişiler bilim yapsın istiyorlar. Ne kadar farklı bir kavram. Evet gerçekten. Şimdi o kadar çok veri geliyor ki astronomide özellikle gökbilimde birçok uzay aracımız var gözlem yapan. Onlardan bol miktarda veri geliyor ve bu verileri indirgeyecek astronom sayısı yok dünyada. Dolayısıyla diyorlar ki halka siz de bize katılın beraber bilim yapalım diyorlar. Mesela Ay. moonzoo.org Ay'daki hayvanat bahçesi diye düşünebilirsiniz. Evet. Öyle ama buradaki kavram hayvanat bahçesi değil. İşte Ay'la ilgili bir topluluk düşünün. Moonzoo diye. Peki enteresan geldi. Niçin hayvan ismi koydular? Hayvan ismi yok. Dikkat edin. Ya Zoo ama hayvanat zoo hayvan. bahçesi olduğu için yani bir topluluk orada dikkat ederseniz. Hayvanlar topluluğu. Şimdi burada da Moonzoo deyince Ay'la ilgili kişilerin bir topluluğu oluyor. Evet hayvanlardır zaten at hani bizde çoğuldur. Arapçadan, Farsçadan gelmiştir ama hani biraz tuhaf gelmedi mi size de Hiç, isim olarak yani ilk hani. kez zaten Galaxy Zoo ile başlamıştı bu olay. Moon Zoo ile devam ediyor. Ben biraz hepsinden kısa kısa Kısaca evet bahsedeyim. lütfen. Şimdi Ay'ın yüzeyine çok yakın dolanan bir ay aracı var. NASA'nın gönderdiği. Ayırma gücü çok yüksek fotoğraflar çekiyor. Binlerce, milyonlarca fotoğraf çekiyor. Ve NASA şimdi vatandaşlara dönüyor diyor ki lütfen bu fotoğrafları alın siz inceleyin. Bizim inceleyecek zamanımız yok diyor. İnceleyin. Her karedeki krater sayısını sayın diyor. Ha öyle O kare yönlendirme yapabiliyor. yönlendirme yapıyorlar. Tabii Tabii. başlarında birer bilim adamı var. Ama bu monoton işleri yapacak adam yok. Bana her frame'deki krater sayısını sayarsanız ben bundan çok ilginç bilimsel sonuçlar çıkartacağım. Bunlara da siz yardım etmiş olacaksınız. Siz de bilim yapıyor olacaksınız diyor. Peki kraterleri sayınca ne olacak diye bakabilirsiniz. Ay'ın hangi yüzeyine en yeni kraterler yahut da en yeni gök taşları ne zaman düşmüş? En çok ne tarafına düşmüş? Bunu Peki bulmaya bunu çalışıyorlar. Amaç o. ama çoğu ama hani en yenisini ya da en eskisini bilim yapmayan kişiler nereden anlayacak? Şimdi bilim yapmayan insanlar diyoruz ki bu frame'e bak. Buradaki kraterleri say diyoruz. Dolayısıyla ayın yüzeyine baktığımız zaman birim kilometre kare başına yahut da birim alan başında kaç tane krater olduğunu çıkartıyoruz. Şimdi bir yere bir bakıyoruz ki bir yerde toplanmış krater sayısı çok fazla. Diyoruz ki gök taşları burayı tercih ediyor bir şekilde. Yani o yönden gelen şeyler hep oraya çarpmış. Buradan ne çıkacak? Buradan çıkacak sonuç şu. Acaba aya çarpıp bu en çok gelen yön hangisi? Dolayısıyla o yönden gelenler dünyaya çarpabilir mi? Bunun bilimini yapıyorlar. Bu her çerçeveyi inceleyecek kişi de buna katkıda bulunmuş oluyor kraterler sayarak. Dolayısıyla insanlar bilim yapıyorum diyerek ki gerçekten bilim yapıyorlar. O verilerden makale yayınlanıyor. O verilerden makale yayınlanınca da insanların hoşuna gidiyor. Galaxy Zoo'dan bahsedersek milyonlarca galaksi fotoğrafı var. Gökyüzünde çok galaksi var. Hatırlarsanız ilk haftalarda söyledim. Milyarlarca galaksi var gökyüzünde. Yüz milyarlarca. Dolayısıyla galaksi fotoğraflarını diyorlar ki lütfen şu fotoğrafa bir bakın. Bu fotoğrafta görünen galaksinin şeyi düzlemi acaba ne kadar eğik? Ve bize ne kadar bir yüzeyini gösteriyor. Çok basit örnekleri var. Örneklerinden bakıyor, öğreniyor insan.
onu nasıl yapacağını her galaksi fotoğrafına bakarak bu bilgiler orada yazılacak bir yer var oraya yazıyor. Evet. Bu galaksi zoo'nun sonucunda 15 tane makale çıktı. Galaksi Zoo'daki insan sayısı 250 bin kişi. Düşünebiliyor musunuz? 250 bin kişi ortak bir bilimsel çalışma yapıyor. Çok güzel bir çalışma Çok aslında. güzel. Sadece yani orada yaşayanlar mı buna katılabiliyor? Yok, dünyadaki herkes Herkes katılabiliyor. katılabiliyor. Ve hatta sayfalarında şey de var, güzel bir dünya haritası var. Türkiye'den katılanların da sayı var epi. Yani o Yani biz projelere de katılabiliriz. tabii herkes katılabilir. Gitmeleri gereken yer moonzoo.org Evet. sayfası. Moon, zoo, Zoo.org. nokta. Yani ay hayvanat bahçesi.org diye Yani o Türkçe. zaman yazımı da İngilizce hani buradan yani gerçi herkes hemen hemen biliyordur ama Muğla, Ordu, Ordu, Niğde, evet Zonguldak Zonguldak ve ordu Ordu, evet. nokta Ork, org Ork. org'tan girip bilim hayatına diyelim katkıda bulunabilir Tabii. insanlarımız evet. Peki biz Türkiye'de ne yapıyoruz, bilimi ne kadar halka götürüyoruz diye bir soru sorarsak, şimdi eskiye baktığımız zaman eskiden çok ilginçti. İşte bir konferans verdiğimiz zaman halka sorular hep sabit. İşte uzaylılar var mı? Uzaylılar geliyor mu? Ben işte Koç burcundayım. Koç burcu gelecek ay ne yapması lazım ki para kazansın falan gibi sorular sorarlardı. Ama özellikle 2009 yılında yaptığımız çok çalışma sonucu Türkiye'deki tüm astronomların bu işte katkısı var. Hepsi okullara gidiyorlar, liselere gidiyorlar, üniversitelere gidiyorlar. Çünkü birçok üniversitede astronomi birimi yok, bölümü yok. Dolayısıyla birçok konferanslar veriyorlar. Bu konferansların sonuçlarını görmeye başladık aslında. Şimdi artık verdiğimiz konferanslarda sorulan sorular daha farklılaşmaya başladı. Hatta o küçük çocuklar o kadar ilginç sorular soruyorlar ki bakıyorsunuz belli bir astronomi kültürü yerleşiyor, gökbilim kültürü yerleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Liselerde şimdi eskiden seçimlikte hala seçimlik astronomi dersi liselere bir yazı göndererek bu seçimlik astronomi dersini açacaksınız dedi. Fizik öğretmenleri siz vereceksiniz bu dersi dedi. Fizik öğretmenlerin çoğu bilmiyor tabii bu dersi nasıl vereceklerini. Bir yandan da eğitim fakültelerine dedi ki siz öğretmen yetiştiriyorsunuz. Lütfen bu öğretmenlerine astronomi dersini verdirin dedi. Evet, Dolayısıyla böylece ben başlamış evet olacak. ben Hacettepe'de veriyorum. İşte İzmir'de bir arkadaşım 9 Eylül Üniversitesi'nde eğitim fakültesinde astronomi dersi veriyoruz. Yeni yetişen öğretmenler astronomi öğrenmek zorunda. Evet. Dolayısıyla ilerledik. Ama ilerleme ne aşamada? Biz halka bilimi yavaş yavaş götürüyoruz. Bundan sonraki evrede ne olacak? Halkı bilimsel çalışmanın içine çekmek olacak. İnşallah 5-10 seneye kadar onu da yapabiliriz. Elbette Ama bundan olabilir. geri kalmış bir grup var. Mesela bizim medyamız. Medya dediğimiz zaman olaylara hiçbir zaman bilimsel açıdan bakamıyorlar. Evet, onlar başka türlü bakıyor. İşte Onlar UFO var. evet yani Goril muhakkak görüldü. evet haberlerini okutmak istiyorlar. İşte 2-3 gün önce şey çıktı. Bu 77 yılında attığımız gezgin uzay aracı Voyager 2 Evet. dediğimiz uzay aracı Güneş sisteminin dışına çıktı. Şu anda bize Plüton'un iki katı uzaklıkta yani Güneş sisteminin dışında incelemeler yapıyor. Heliosfer dediğimiz Güneş'in manyetik alanının kapsadığı bir alan var. Onun dışında neler oluyor diye ona bakmaya gitti. Ama gazetelerde bir haber vardı geçenlerde. Tüm gazetelerde çıktı.